Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampında ek çizimlerde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani ek çizimlerin üçüncüsü eşkenar üçgen oluşturmadan bahsedeceğiz bu videoda. Evet kitabımızda da sayfa numarası sadece ve sadece 20'yi işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Ek çizim tekniklerinden biri de nedir? Eşkenar üçgen oluşturmadır. Normalde biz böyle bir eşitlik gördüğümüz zaman şöyle bir eşitlik gördüğümüz zaman şunu şöyle birleştirip de ikizkenar üçgen genelde oluşturmuyoruz. Ama bu eşitliğin bu tepe açısı 60 derece olduğu zaman özel bir durum oluşuyor. Nasıl özel bir durum oluşuyor? Mesela sen bunu böyle birleştirdiğin zaman ne oluyor. Tepe açısı 60 derece olan bir ikizkenar üçgen oluşuyor. Yani bu da bir eşkenar üçgen oluyor. Çünkü 180'den 60 çıkar 120. 2'ye böl 60 60 olduğu için ne çıktı karşımıza? Bir eşkenar üçgen çıktı. Ama eşkenar üçgen çıktı demeyle kalmasın. Eşkenar üçgen olduğu için buranın da eşit olduğunu söyleriz ve ekstra bir durumla karşılaşırız. Bizim için de ek çizimlerde en önemli şey zaten budur. Yani sen bir şey çizdiğin zaman özel bir durumun oluşması lazım. İşte burada özel durum eşitlikler olduğu zaman ikizkenar oluşturmak değil, eşkenar üçgen oluşturmaktır. Bu özel durum olduğu için de bu da ek çizimler arasına konulabilir arkadaşım. Buradaki eşitliği de yazmayı sakın ama sakın unutma, tamam mı? Hadi şimdi sorularına bakalım. Şimdi böyle bir soru gördük. 60 derece var eşit eşit. Yani 60'ın kollarında şöyle eşitlikler gördüğümüz zaman hemencecik şunu şöyle çiziyoruz. Ve bir üçgen hatta oluşan üçgen eşkenar üçgen. 180'den 60 çıkart 2'ye böyle 60 60 oldu. Hocam şu eşitliği yazmazsak yine olayı bitiremeyiz. Tamam e sonra bu eşitliği yazınca bak şimdi burada da bir ikiz kenarlık çıktı. 20 derece ise burası da 20 derece oldu. Ve x açısı burası. X'i böylelikle kaç buluruz? 80 derece olarak buluruz. Örnek 42 80 çıktı. Geldik örnek 43'e. Bak konunu anlatımında en başta söylediğim şeye dikkat et. Ne dedik böyle eşitler gördüğümüz zaman ikizkenar kenar oluşturayım. Hayır özel bir durum oluşmadı ki. Bunu oluşturduğun zaman hiç sadece ikizkenar kenar 180'den 110 çıkart. 72'ye böl 35 35. Sonra buraya 25 kaldı. Bir şey yapabiliyor musun burada? Şu eşitle alakalı bir şey yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. O yüzden bunu sil. Öyle x oluşturmak falan şey değil. Eksizim tekniği değildir. Ha şunu demiyorum. Bak dik tabanı iki eşit parçaya bölmüşse aklına gelir ikizkenar kenar? O tür durumlarda ikizkenar oluştur diye zaten geçen dersimizde söylemiştik. Ama burada böyle eşitlikler olduğunda ikizkenar oluşturmak olmaz. Ama şuna bak 60'ın kolları da şöyle eşit eşit. İşte böyle ikiz kenar oluşturmak işe yarar. Özel bir durum oluşuyor. O özel durum nedir? Eşkenar üçgendir. Buradaki üçgen. Ee, yani şuradaki açılarımız 60 derece oldu. Ama şu eşitliği de yazmak aşırı derecede önemli demiştik. Peki tamamı 110. E o zaman 110'dan 60 çıkınca buraya kaç kalır? 50 kalır. Ve şu üçgende bir ikizkenar üçgen mi oldu? Evet. Tepe açısı 50 derece. 180'den 50 çıkart 130. X'i de 180 eksi 50 bölü 2'den kaç olarak buluruz? 65 derece olarak buluruz. Yani örnek 43 65 çıktı. Bakın bunlar ek çizimlerle ilgili gerçekten güzel sorular. Yukarıdaki şekilde AB, AD ve CD eşit verilmiş. AB uzunluğu çift çizgi. AD uzunluğu şöyle karışık olduğu için üstünden gidiyorum. Tamamı çift çizgi. Bir de CD uzunluğu çift çizgi. Aa hocam şurada ben şey mi yapsam? Ee, şöyle bir üçgen mi oluştursam? Hayır hiçbir işine yaramıyor. Ya hocam burada hem böyle çizince hem buradaki üçgende ikiz kenar üçgen çıktı. Hem de burada şöyle bir üçgen çıktı. Hayır kardeşim olmaz. Bu bir işime yaramaz. İkiz kenar üçgen oluşturmak yani normalde böyle hani dik tabanı keş parçaya bölmediği sürece ya da yükseklik açı olmadığı sürece ikizkenar üçgen oluşturmak işime yaramaz. E ne yapacağız? Özel bir açı var burada 60 derece. 60 ve kolları şöyle şöyle eşit. Yani x kenarlığı ben böyle oluşturursam işime yarar. Bak çok güzel sorular bunlar. Ne çıktı burada? Hocam tepe açısı 60, 180 60 çıkarttı 2'ye böyle 60 60 oldu. Eşkenar üçgen çıktı. Yalnız eşkenar üçgen çıktı demeyle kalmıyoruz. Ne yapıyoruz? Burada eşitliği de gösteriyoruz. E hocam ben şu eşitliği nasıl kullanacağım? Bak burada x kenar mı? Hayır. Bak şimdi burada bir ikizkenar üçgen çıktı. İşte bu bir ikizkenar üçgen. Ve ikizkenar kenar üçgenin tepe açısı kaç derece? Hop şurada kaçı? 84 derece. E x burası da x. X'i nasıl buluruz? 180'den 84 çıkartıp 2'ye bölerek. Yani 96 bölü 2'den cevap kaç çıkacaktır? 48 çıkacaktır. Tamam. Ne kadar önemli. Ne kadar güzel bir şey. Geldik örnek 45'e. Örnek 45'te de hocam böyle x kenarlık var. Tamam şöyle x kenarlıktan dolayı böyle bir x kenar üçgen mi oluşturayım? Hayır anladınız artık olayı. Öyle x kenar üçgen oluşturma yok. Ama bak 60 var şöyle eşitlik de var. Böyle x kenarı oluşturabiliriz işte. Böyle x kenarı oluşturduğumuz zaman bu bir eşkenar üçgen oldu. 60 60 60 oldu. E o zaman buraya kaç kaldı? 16 kaldı. E, burada da eşitliği de ihmal etmeyelim değil mi? Çift çizgiyi de koyalım. Hocam burada da x kenar çıktı. Burada da x kenar çıktı. Bir işe yaramıyor. Şu eşitliği kullanmam lazım. E bu eşitlikte böyle x kenar oluşturabilir miyim? Evet. Niye? Çünkü şuradaki açıya bakar mısınız? Bu açı 44 ile 16'ın toplamı 60 derece değil mi? 60 tepe açısı 60 olan bir x kenar üçgen çıktı karşımıza. 180'den 60 çıkart. 2'ye böl 60 60 oldu. Yani bir eşkenar üçgen çıktı. Eşitliği yazmayı ihmal etme. E sonra başka ne yapacağız? Hocam 16 ise bak burası da ne oldu? 16. Sonra 16, 16. şöyle yapalım. 16, 16 daha. 32, 60 daha. 92. Buraya kaç kaldı o zaman? 92, 180'e tamamlayan 88 derece olur. E, burayı 88 bulduk. Bak şuradaki üçgenden bulduk arkadaşım onu. 16, 16, 32 bir de 60. Topladığın zaman kaç yapıyor? 92 yapıyor. 92, 180'e tamamlayan da 88 bu üçgende. E şimdi buradaki üçgene bakacak olursak da burada da bir ikiz kenarlık çıktı. Hocam şu kenarlar birbirine eşit. Tepe açısı 88. E burada 16 artı x. Burası da 16 artı x deyip 16 artı x, 16 artı x ve 88'in toplamı eşittir 180 diyebiliriz. Ya da hocam tepe açısı 88 ya. 16 artı x açısı 180 eksi 88 bölü 2'ye eşit değil midir? Evet 180'den 88 çıkartıp 2'ye böleceğiz. Yani 92 2'ye böl. 92'yi 2'ye böldüğün zaman 46 çıkar. 16 artı x eşittir 46 çıktı ve x'i de böylelikle kaç buluruz? 30 derece olarak buluruz. Evet eşken üçgen oluşturma sorularının biraz zor seviyesi demeyelim orta halle bir seviyesi. Ama ince ayrıntı buradaki 60 dereceyi fark edebilmekte. De sonrasında bildiğimiz klasik şeydeki eşitleri de koyunca kendiliğinden yine sonuca ulaştık mı? Ulaştık. Evet böylelikle bu kısmı da bitirdik arkadaşlar. Ya hocam bir sayfa işledik ama bunları ayrı ayrı işlemek istiyorum ayrı ayrı görün istiyorum. O yüzden böyle şey yaptım. Eşkenar üçgen oluşturmayı da anlamışsanızdır. Teknikle 60 derece ve kollarında eşitlik varsa mutlaka mutlaka eşkenar üçgen oluşturun. Çünkü normalde özel bir şey oluşuyordu. Özel bir durum. O özel durumda nedir? Eşkenar üçgen ama eşkenar üçgen demeyle kalmayıp bütün açıların 60 derece olduğunu ve bütün kenarlarında eşit olduğunu mutlaka ama mutlaka gösteriyoruz. Evet gençler böylelikle ek çizimlerde Üçüncüsünü yani eşkenar üçgen üç oluşturmayı bitirdik. O zaman bir sonraki videoda orta tabanda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.